Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2018 bütçe tasarısının 11. maddesi olan fonlara ilişkin işlemler konusunda Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu ve bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 11. madde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçleriyle savunma sanayi destekleme fonu aracılığıyla yapılacak alımlara ilişkin bir hükümdür. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz, emniyetimiz, mevcudiyetimizi borçlu olduğumuz göz bebeğimizdir. Onlar için ne yapılsa azdır. Jeopolitik, jeostratejik olarak baktığımızda ülkemizin önemini söylemeye gerek yoktur. Tarihin tüm dönemlerinde birçok ülkenin iştahını kabartmıştır ve düşmanı eksik olmamıştır. Bugün dışarıdan bazı tazdiklerden bahsedilmesi problemin bugün ortaya çıktığını göstermez. 100 yıl önce de, 200 yıl önce de durum farklı değildi. 100 yıl sonra da durum farklı olmayacaktır. 15 Temmuz darbe girişimini kimler planlamışsa, 60 ihtilalini, 71 darbesini, 80 ihtilalini bu güçler planlamış ve gerçekleştirmişlerdir. Eğer bugün ülkemiz siyasi ve ekonomik darboğaza sürüklenmek istendiği düşünülüyorsa aynı güçlerin payı büyüktür. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Ülkemizin büyük Atatürk'ün deyimiyle muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi hiçbir zaman istenmemiştir, istenmeyecektir. Dün düşmanımız kimlerse bugün aynıdır. Dün kaç tane ise bugün de o kadardır, azalmamıştır. Değerli milletvekilleri, sonuç olarak bu zor coğrafyada güçlü olmanın yolu güçlü bir ordudan geçmektedir. Sadece sayısal olarak değil, donanım, ekipman olarak güçlü bir ordudur. Vatan sevgisi imandandır diyen heyecan dolu, aklı ilmi önde tutan bir ordudur. Tarih derslerle doludur. Bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda da gördük. Siz ne kadar haklı olursanız olun, her zaman haksızlıklarla karşılaşmanız mümkündür. Nitekim Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize bir ders olmuş ve savunma sanayinin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en caydırıcı bir güç olmasının, barışı temin etmesinin yolu fiziki, beşeri ve teknolojik kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığının azaltılmasıyla mümkün olacaktır. Silah sistemlerinin imalinde yerli malzeme kullanım oranı artsa da tamamıyla milli olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin bir tank motorunu bir uçak motorunda yazılımda dışa bağımlı iseniz savunma sanayinin bağımsızlığından söz edemeyiz. Milli savunma, milli silah sanayimiz bir an önce kurmak için daha çok çalışmalıyız. İşte bu ve diğer birçok sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, Jandarma Genel Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Komutanlığımızı modern silah, araç ve gereçleriyle donatmak mecburiyetindeyiz. Moral değerlerini her şeyin üstünde tutmalıyız. Onlar kuş uçmaz, kervan geçmez dağlarda, yağmurda, çamurda, kar kış demeden, uyumadan, yemeden ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği için büyük fedakarlıklara katlanan yiğit evlatlarımızdır. Büyük şairimiz Necip Fazıl'ın deyimiyle onlar, ülkemizin tekerleğinin tümsekte kalmaması, yarınlarda huzurlu olmamız, evlerimizde güvenle oturmamız için gayret gösteren, alnı açık, başı dik yiğit kardeşlerimizdir. Hepsini saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi her yerde ve her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır, desteği tamdır. Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmeleri sırasında muttali olduğum birkaç hususa da değinmek istiyorum. Bunu söylemeye gerek olmasa da Türkiye Cumhuriyeti son 15 yıldan ibaret değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmadan önce de Türkiye Cumhuriyeti vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra da var olmaya devam edecektir. Ta ki sonsuza kadar. 2018 bütçe tasarısının görüşmelerini plan ve bütçe komisyonlarında ve özellikle genel kurulda çok yakın takip ettim. Söz alan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu 2002 yılını baz alarak son 15 yılda yapılanları özetleyerek konuştular. Çok büyük işler başarıldığını açıkladılar. Hatta bazen o kadar abarttılar ki doğrusunu söylemek gerekirse bana göre zaman zaman geçmişe de ayıp ettiklerini düşünüyorum. Bunları özetlemeyeceğim. Ancak
Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye'nin geçmişe göre 3 kat büyüdüğünden, güçlü ekonomiden, kaliteli demokrasiden, hazinesi iflas etmiş hazine devralındığından bahsettiler. Ben diyorum ki, kim samimiyetle ve dürüstlükle bu ülkenin duvarına taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun, tırnağına taş gelmesin. Başta Büyük Atatürk olmak üzere arkadaşlarından, İsmet İnönü'den, Adnan Menderes'ten, Süleyman Demirel'den, Bülent Ecevit'ten, Necmettin Erbakan'dan Allah razı olsun diyorum. Bu memlekete kurduğu güzide kurumlarla büyük hizmetler olmakla beraber çok daha önemlisi yetiştirdiği milyonlarca evladı ile başbuğ Alparslan Türkeş'ten de Allah razı olsun diyorum. Öğretmeninden, öğretim üyesinden, mühendisinden, doktorundan, esnafından, köylüsünden, çiftçisinden, işçisinden, işvereninden de Allah razı olsun. Kimi emeğiyle, kimi bilgisiyle, kimi verdiği vergiyle, kimisi yarattığı istihdam ile Türkiye Cumhuriyeti duvarına taşlar koymuşlardır. Değerli milletvekilleri, bir kısmı satılsa da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu denetimi altında toplam 86 kurum vardır. Çok büyük çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde kurulmamıştır. Ziraat Bankası'nı siz kurmadınız, Eksim Bankı, İller Bankası'nı, Kalkınma Bankası'nı, Halk Bankası'nı siz kurmadınız. Toplu Konut İdaresi'ni, Devlet Malzemeyi, TÜBİTAK'ı, Demiryolları'nı, Sümer'i, Denizcilik İşletmelerini, Etimaden'i, Makine Kimya'yı, KOSGEB'i, EYUAŞ'ı, TEDAŞ'ı, TPOA'yı, Şeker Fabrikalarını, AOÇ'yi, PTT'yi, TRT'yi siz kurmadınız. Savunma, konumuzla ilgisi olması bakımından savunma sanayini, müsteşarlığını, ASELSAN'ı, TAİ'yi, ROKETSAN'ı, HAVELSAN'ı siz kurmadınız. Bu güzide kurumları, hatta daha da ilave etmek istiyorum, büyük barajların, köprülerin çoğunu da siz kurmadınız. Türkiye'de kit ve benzeri kuruluşların sayısını son 15 yılda 3'e katladığınızı söyleyemezsiniz. Ben söylüyorum, artırmadınız, azalttınız. Özelleştirmeden 60-70 milyar dolar gelir elde ettiyseniz geçmişin birikimlerine borçlusunuz. Hamaset yapalım, doğrudur, yapılır da hamasetin de bir sınırı vardır. İşi çığırından çıkarmayalım diyorum, böbürlenmeyelim diyorum, mütevazı olalım, güzel olanı budur. Değerli milletvekilleri, geçmişte mecbur kalınmış ve koalisyon hükümetleri kurulmuştur. İkili üçlü koalisyon hükümetleri ile idare zordur. Bakınız, batmış bankacılık sistemi bugün sorunsuz olarak ayakta ise 57. hükümetin bankacılık reformuna borçludur. Bu hakkı teslim etmemiz lazım. Sosyal güvenlik sistemi sürdürülemez haldeydi. 57. hükümet döneminde mezarda emeklilik sloganları altında her türlü siyasi risk göze alınarak yasa çıkarıldı. Bu yasalar çıkarılmasaydı bugün hükümet ayakta duramazdı. İhale keşmekeşine çıkarılan yasa ve kurulan kamu ihale kurumu ile son verildi. İşsizlik sigortası fonu kuruldu. İşsize birazcık derman oluyorsa işsizlik fonu sayesindedir. Düzenleyici ve denetleyici kurumların çoğu bu dönemde kurulmuştur. Terörün önlenmesinde ciddi mesafe alınmıştır. 2002 yılındaki şehit sayısına bakarsanız bunu görürsünüz. Bunları da hatırlamamız lazım diyorum. Tek parti iktidarında hükümet etmek zor değildir. Böyle olduğu halde gelinen noktada işsizlik artmıştır, bütçe açıkları artmıştır, faiz giderleri artmıştır, yatırım bütçesi azalmaktadır, toplam borç stoku artmıştır, takibe düşen kara listeye giren vatandaş sayısı milyonları aşmıştır. Son oranlara baktığımızda kayıt dışı artmaktadır. Ben diyorum ki tek parti hükümetinde keşke bunlar olmasaydı. Değerli milletvekilleri, sözlerimin sonuna doğru bir konuyu daha burada dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi vefa imandandır. Hatırlanmak güzel şeydir. Görüşmeler sırasında burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden hiçbir tanesi, geçmişi hatırlamadı, haklarını teslim etmedi. Ben şimdi Sayın Maliye Bakanımız burada, ricam bu ülkeye samimiyetle, dürüstlükle, haksız zenginleşmeden hizmet eden ve edebiyata, ebediyete intikal eden edenleri yad etmelerini rica ediyorum. Ben bu ülke için canlarını feda etmiş, bu ülkenin duvarına taş koymuş tüm şehitlerimizi ve hizmet erbabını rahmetle, şükranla anıyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyor. Bütçenin bu vesileyle saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Tor.